Yani inanılmaz bir hikaye. Ekkin'i az sonra buraya sizlere merhaba demek üzere davet edeceğim. Belki de yürüyordur şu anda koridordan. Ailesi burada, annesi babası. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk Çağla'm. Sağ olun. Siz neredesiniz? Valla iyiyiz. Ben şeyi merak ettim bu beteri izlerken. Hocamız nasıl... Neden ağlıyorsun? Allah, bakar mısınız? Ne oldu bu heyecanla? Heyecanlandım. Ben bir tur onu gezdirdim aslında stüdyoda. Tamam öyle neden dursun birazcık. Heyecanlandın Ekin? Ay. Heyecanlandım. Ya Ekin ben seni buralara gezdirmedim mi? Ha? Tahinler yedirmedim mi? Diyecek yedirmedim. Tamam. Ekin pastasını bekleyecek. Bu arada şu an Ekin son derece değil mi? Sağlıklı. Tabii evet. Sağlıklı. Bir o güzel şükürler gözlerini olsun. Göstermek çok istiyoruz. Evet. Hadi gel gözlerini göster. Bir bakayım o gözlere bir baksınlar. Şu parıldayan gözleri bir görsünler. Nasıl? Güzel mi? Oy Allah'ım çok güzel vallahi maşallah. O zaman ben bir öpücük alacağım senden. Artık bence ben bunu hak ettim. Hak ettim. Alabilir miyim? Hadi sen bakalım. Beni öpmek ister misin? Hayır, maşallah sana. Maşallah. Seni hiç yormayalım. Pasta, Sevil ablanın doğum günü bugün. Pasta, o pembeli pasta var ya, o pasta hazır olunca beraber pasta yiyeceğiz, tamam mı? Hadi sen şimdi birazcık hadi dinlen. Hadi gel. Ekin'e bak, Ekin'e. Haydi bakalım. Oraya doğru gitsin. Biz de birazcık hikayeyi konuşalım. Aynen şunu düşündüm. Dedim ki acaba nasıl yollarınız kesişti? Çünkü bu gerçekten atlatılması, yaşanması, kaldırılması bir anne baba olarak eminim anlatılmaz çok zor. Zorlukta evet, çok zor bir şey. Şimdi anne karnında bunu öğrendiğiniz döneme evet. Bir gidelim isterseniz. Şimdi Çağla Hanım biz normal kontrollerimiz için doktora gittiğimizde hiçbir problem yokken aniden... Çok büyük bir kitleyle karşılaştık. Kaçıncı ayda? 32. haftada. Ay. 32. hafta evet. Gibi bir yani artık 8. aya girmiştik. Evet. Yani her şey normal gitti. Evet her şey normal düşün. Giderken böyle bir şeyle karşılaşmak bizi şok çok, etti. Peki neden size? Yani mukabil kadar büyük bir tümörden bahsedildi. Evet, büyük bir tümör olduğundan bahsedildi ve yani bize hamileliğimin sonlandırılması gerektiği söylendi. Çünkü çok farklı senaryolar kuruldu Ekin Ada için. Anne karnında hayatını kaybedebileceği, dünyaya geldikten sonra ani bir şekilde onu kaybedebileceğimiz veya yani doğduğunda birçok hayati fonksiyonlarını yerine getiremeyebileceği konusunda bize bir uyarı. Evet. Bunlar hocam ama burada hemen dönelim isterseniz. Bu böyle bir tümörle karşılaşıldığı zaman yapılması gereken uyarılar mıdır? Bu anlamda aileyi bu şekilde bilgilendirmek mi gerekir? Ne bileyim ya da ileride başına gelecekleriyle alakalı tedavi seçenekleri de aynı zamanda sunulur mu? Tabii tabii. Tabii aileye bütün bilgilerin verilmesi şart biliyorsunuz artık tıpta o konuda epey ilerledi. Dolayısıyla ailenin her şeyin bilincinde olması lazım. Tabii o bilgilerin ışığında da kendilerine uygun en iyi kararları alabilmeleri lazım. O açıdan tabii hekimlerin görevi bütün bu bilgileri size geçirebilmek. Evet. Tabii ki burada çok önemli bir şey var. Tabii özellikle bir de tedavi yöntemlerinden de bahsetmeleri lazım. Ama tabii fötal devrede, embriyo döneminde öyle büyük bir tümör gördükleri zaman tabii ki meslektaşlar da korktu. Çünkü bir de ayrıca bunlar çok nadir tümörler. Yani bu tümörler üzerinde böyle büyük seriler yok. Özellikle bu tümörlerin seyrini çok çok iyi de anlamış değiliz. Evet. Zaten çok nadir rastlanan bir şey olduğu için Çağla Hanım, doktorlar da Kalangos hocamıza ulaşmadan önce gittiğimiz doktorlarımız da ne yapacağını bilmiyorlardı açıkçası. O kadar çünkü nadir karşılaşılan bir şey değildi. Evet. Yani bununla ilgili buyurun hocam. 280 bin doğumdan bir vakada rastlanıyor. Ay, ay. Ve özellikle bu kardiyak fibromlar bütün kalp tümörlerinin %3'ünü oluşturuyor. Yani ne kadar nadir olduğunu özellikle izleyicilerin anlayabilmeleri için ifade ediyorum bunları. Peki sonra siz doğurmaya, hayata getirmeye karar aynen, verdiniz. Evet, yani peki. Çok öncelerde tespit edilmiş bir şey olsaydı belki farklı yöntemler izlenebilirdi. Ama artık 32. haftaya gelmiş bir bebek için yapılabilecek bir şey yoktu. Yani o söylenen anlamında. Biz tabii ki çare arayışlarına girdik ve
Yüzyılın kalp cerrahı unvanıyla hocamıza ulaştık. Evet. İyi ki de ulaşmışız. Ay ne ulaşmak ki ne ulaşmak Allah'ım. Peki siz gördüğünüzde ne düşündünüz hocam? Bu kadar nadir Ekin adayla ben şey. 32. haftada Fetal Eko aracılığıyla tanıştım. Tabii ki dönemdeki bir embriyoda gördüğünüz gibi ekranda da çok güzel gözüküyor zaten. Sol karıncığın arka duvarından ön yan duvarına doğru ilerlemiş olan bir tümörü vardı. Ve bu tümör aynı zamanda sol karıncığın boşluğunu küçültüyordu. Aynı zamanda orada görmüş olduğunuz bir de kapak var. Biz ona mitral kapak deriz. Arkadan da mitral kapağın arkasından da baskılıyordu. Dolayısıyla zor bir süreç yaşayacağımızı hemen idrak ettik. Evet, daha embriyo aşamasında. Orada. Sonra da tabii ki size isterseniz sonlandırabilirsiniz teklifi de bulundu. Siz doğurmak istediniz. Evet. Tabii. Dünyaya gelmesini istedim. Peki tabii ki hocamıza ve yani eldeki imkanlara güvenerek doğurduktan sonra ilk kucağımıza aldığında ne hissettiniz? Tabii ki sağlıklı olup olmadığı ile ilgili endişeler. Evet, çok taşıdık. Tamamen narkoz almadan Ekin adayı dünyaya getirdim. Çünkü o ana tanık olmak istedim. Yollarla mı doğurdunuz? Yok değil. Epidural anesteziyle ben. Epidural anestezi. Evet. Yani çok farklı şeyler söylendi. Yine hocamıza ulaşmadan önce söylenenlerden bahsediyorum. Tabii ki aklınızın bir köşesinde yaşayabilme ihtimaliniz olan birçok olumsuz şey var. Onları düşünerek giriyorsunuz, korkarak giriyorsunuz, endişeyle giriyorsunuz. Ama Ekin adayı gördüğümde çok sağlıklıydı. Ağlayabiliyordu en azından. Evet. Ağlıyor olması normal beni nefes çok mutlu etmişti. Ben. Evet. Yani çok... Sonra hastanedeki süreç nasıl ilerledi? Hastanemizdeki ne zaman hocam ameliyat yapıldı onu da soracağım hocamız, bize zaten hep şey dedi. Mutlu bir şekilde hamileliğini yaşa. Doğduğu anda ekolarına bakacağız. Ona göre bir yol izleyeceğiz demişti. O güvenle zaten ben ayakta durabildim. Yani düşünün 32. haftada bu haberi almış bir anne, her şeyini hazırlamış, çocuğunun odasını kurmuş. Bir anda böyle bir şeyle karşılaşıyor. Müthiş zor. Müthiş çok zor, zor bir şey Çağla Hanım. Yani aklımdan geçenleri, yaşadığım duyguları anlatamam. Sonuçta Ekin Ada dünyaya geldi ama ve bana ekolar çekildi. Evet, yani. Beni ayakta tutan orada Kalangos hocamızın desteğiydi. O 8 hafta o kadar zordu ki eğer hocamızla karşılaşmasaydım bilmiyorum ben o 8 haftayı geçirebilir miyim? İyi ki varlar. Evet. İyi ki varsınız hocam. Peki doğduktan sonraki süreçten biraz devam edelim. Ameliyata kadar olan kısımdan isterseniz hocam devam edelim. Evet. Dediniz ya bir eko şimdi çekilecek. Tabii yakın zaman aralıklarıyla Ekin adayı izlemeye başladık. Özellikle ekolar yaptık, MR'lar yaptık, işte tomografiler yaptık. Oydan bebecik. Ve şunu müşahede ettik. Kalp büyüdükçe tümör de büyüdü maalesef. Fakat 3. 4. yaşına geldiği zaman bir de ritim düzensizlikleri ortaya çıktı. Bunları baskılamak için antiaritmik ilaçlar vermeye başladık. Tabii kısmen baskılandı ve düzenli olarak ritim halterleriyle takip etmeye başladık ve baktık ki artık maksimum doza antiaritmik ilaçlarda çıkmamıza rağmen artık baskılanmayan ve tehlikeli bir takım düzensizliklerin sabit olarak devam ettiğini müşahede ettik. Bunun üzerine artık zamanın geldiğini idrak ettik. Ameliyat zamanının geldiğini idrak ettik. Tabii zor bir süreç. Çünkü idrak ediyorsunuz ama cerrah olarak da tabii korkuyorsunuz. Çünkü büyük bir tümör. Bir de ayrıca yapmış olduğumuz kalp MR'larında ve tomografilerde sol koroner arterin önemli bir dalının tümörün içinden de geçtiğini gördük. Dedik ki yani bunu kalbi yerinden çıkarmadan o koronere tabii zarar verme riski çok yüksek. Yani onu siz çok iyi görmeniz lazım ayırabilmeniz için. Çünkü orada tabii tümörü çıkarırken koroneri de kestiğiniz zaman enfarktüs ve tabii ki çıkmama şansı da vardı ameliyathaneden. Özellikle bu konuda da tabii aileyi bilinçlendirdim. Endişe duyduğumuz noktanın bu koroner arter olduğunu da ifade ettim.
Dolayısıyla tabii bunu tabii 3. yaşında fark ettik bu koroner arterin tümörün. Bu süreçte mi bu ilaçlarla tedavi hocam olan kısmı 3 yaşına kadar devam etti ve artık 3 yaşında mı ameliyat oldu? Hayır, hayır. Evet. 3 yaşında ritim düzensizlikleri başladı. 5 yaşına kadar getirdik. Artık 5 yaşında dedik ki bu ritim düzensizlikleriyle daha fazla devam etmemizin anlamı yok. Çünkü şimdi ikina da burada değil, ani ölüm riski var. Nasıl? Ani ölüm riski var. Evet. Bu düzensizlikler bazen maalesef geriye dönülmeyecek önemli ritim komplikasyonlarına sebebiyet verebiliyor. Ve tabii ki en büyük risk de ani ölüm. Yani kalbin birden durması ve tabii ki ondan sonra süreci de biliyorsunuz ölüm riski de çok yüksek. Evet. Dolayısıyla dedim ki artık bu risk var, anlamda olmaya başladı. Artık elimiz kolumuz bağlı ameliyatı gerçekleştirmemiz lazım. Tabii ki bu 5 yıllık bir süreç içinde ister istemez o ameliyatı ben yüzlerce defa kafamda özellikle gece yatağa girdiğim zaman yaptım. Yani hiçbir şey şansa bağlı değil. Her şeyi tabii önceden planlamak lazım. Tabii bu işleri planlarken bir de tabii bunu bir tek cerrah yapmıyor. Onun yanında, arkasında duran, ona yardım eden muazzam bir ekip var. Tabii. Onun için o ekibe de tabii teşekkürlerimi bildirmek isterim. Evet. Özellikle sonsuz enerjisiyle bana gece gündüz vakalarında yardım eden Doktor Yılmaz Zorman'a, bu vakada anesteziyi üstlenen Doktor Seçil Hanım'a, ameliyat hemşiresi Seda Hanım'a, perfüzyonistlere ve bütün tabii yoğun bakım ekibine de teşekkürlerimi iletmek isterim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.